Burası Habertürk, burası hafta sonu. Ben Faruk Aksoy. İkinci dilime başlıyoruz. Herkese günaydın, herkese iyi pazarlar. Güzel, yağmurlu, serin, nefis bir sonbahar gününde İstanbul'dan tüm Türkiye'ye, tüm dünyaya merhabalar. Habertürk Radyo'ya da özel selamlar. Bizi dinleyen herkese iyi pazarlar. Sayın seyirciler, son günlerde haber bültenlerinde, televizyon ekranlarında, belki internet sitelerinde, haber sitelerinde bir haber görüyorsunuz. Uçaklardaki agresif yolcular. Uçağın içinde olay çıkaran, uçağın içinde personelle tartışan, kabin görevlileriyle tartışan, ilginç isteklerde bulunan, hatta haddini aşarak ukalalık yapan, insanları zorda bırakan, belki bazen uçakların inmesine sebep olan enteresan insanlar. İyi de her alanda, her yerde o yere ait kurallar var. İnsanın uyması gereken, insanın riayet etmesi gereken, hayatımızı kolaylaştıran, karşılıklı olarak birbirimize anlayışlı davranmamızı gerektiren ve onları düzenleyen bir kurallar silsilesi var. Yani görgü kuralları var, karşılıklı hak, hukuk var, onlara riayet etmesi gereken biz insanlar var. Bazıları etmiyor. Bakın, size iki görüntü izleteceğim. Evet, gün belki hafta boyu çok değişik yerlerde bu görüntüleri izlediniz. Haber bültenlerinde izlediniz, internet sitelerinde gördünüz. İnsan televizyondan izlerken bile yani durduğu yerde irite oluyor. Ne oluyor? Neden böyle yapıyor bu insanlar? Ne istiyorlar? Amaçları ne? Nasıl bir tatmin ya da tatminsizlik ve bunu ne üzerinden gidermeye çalışıyorlar? Şu iki görüntüye bir bakalım. Burada bakın, İbrahim Tatlıses'in, ünlü türkücü İbrahim Tatlıses'in kızı kabin görevlileriyle tartışıyor. Bu tartışmanın bir de polise sirayet eden tarafı var. Önce burada tartışmalar büyüyor. Devam ediyor. Belki biraz sessiz de dinleyebiliriz. Kuralları hatırlattın. Hayır, sen kuralları hatırlattın. Bak, bir şey söyleyeceğim. Karşınızda koskoca kadın öyle ne yapıyorsun? Bir daha bunu belirtme. Hiçbir şey söylemedim. Kuralları hatırlattın. Hayır, sen kuralları. Soru şu. Kimsiniz? Gerçekten kimsiniz? Yani kimsiniz ve ne yapmaya çalışmaktasınız? Gücünüz nedir, nereden geliyor? Ya da bu gücün bugünkü dünyada karşılığı nedir? Siz herkesin kullandığı bir uçakta kabin görevlilerine, ülkenin güvenlik güçlerine haklı olabilirsiniz. Vatandaş olarak haklı olduğunuzda hakkınızı savunmak en doğal hakkınız. Karşınızdaki kim olursa olsun, ister bir emniyet mensubu, ister bir kamu görevlisi, ister sivil bir insan, haklıysanız hakkınızı hukuk çerçevesinde, yasalar çerçevesinde savunursunuz ve alırsınız. Her meselede öteki taraf haklıdır anlamına gelmez. Ama bazı şeyler çok çıplak görünüyor. Kimsiniz ve o garip ilişkiler ağı içerisinde bugünün dünyasında kendinizi nerede konumlandırıyorsunuz? Bakın, kimsiniz sorusunu soracağımız bir başka vatandaş daha. İzleyelim. Ne yapacağız? Yeğeni mi koyacağım? Bak ya. Atıyorlar hala lan. Serhat. Pasaportla git. Ya. Uçağında ya. Ne yapacaksın abici? Bana niye üstten konuşuyorsun? Ha? Emel Hanım, siz böyle olabilir miyim? Ne yapacaksın abicim? Ne yapacaksın? İtalyanlar. Gerçekten komik duruma düşen insanlar. Niçin komik duruma düşüyorlar? Çünkü bu videonun devamı da var. Çok izlemişsinizdir, çok başka yerlerde. Bu videonun devamında arkadaşımız 8-10 tane fabrikası olduğunu söylüyor. Öyle yani. Hani şu trafikte trafik cezası yazılırken polisin yanında cep telefonuyla önemli bir yakınını arayanlar var ya, onların bir muadili. Böyle olabilir miyim?
onların bir muadili. Yani kişiliği oturmamış, kimliği oturmamış, kendisi olamamış yurttaşlar, vatandaşlar. Hiç kimsenin hakkını görmemezlikten gelmiyoruz. Ama bu görüntülere bakarak herkesin seyahat ettiği bir uçağın içinde kimsenin kimseye bu tansiyonu yaşatmaya hakkı yok. Bu son günlerde çokça yaşadığımız bir şey. İyi de ne oluyor? Neden böyle? Özellikle havacılıkta son derece katı kurallar var. Son derece ciddi kurallar var. Bütün bunlar niye yaşanıyor? Bu gelişmeler niçin oluyor? Çok önemli bir isme soracağım. Güntay Şimşek karşımızda, Habertürk yazarı ve Airport programının yapımcısı. Sevgili Güntay Şimşek, günaydınlar, merhabalar, iyi pazarlar. Günaydın, iyi pazarlar, iyi yayınlar. Çok teşekkürler. Valla dünyanın birçok yerine uçtuğunu biliyorum. Bir sürü hava yoluyla seyahat ettiğini biliyorum. Türkiye'de uçak, seyahat, havacılık deyince akla gelen en önemli isimlerden biri olduğunu bütün ülke biliyor. Habertürk'teki programından biliyor. Herkes tanıyor. Şimdi öyle bir noktadayız ki bir gariplik var. Yani uçağa binen gerçekten uçuyor. Niye böyle oluyor? Uçmak için biniyor. Ama bu bir garip bir uçuş yani. Bu normal bir uçuş değil. Bu hepimizi uçuruyor yani açıkçası. Evet. Ya şimdi burada iki tane hadise var. Birincisi işte 10 tane fabrikası olan arkadaş var. Bir de malum Türkiye'de artık fabrikası, tesisi sağdan soldan helal haram demeden zengin olan sayısı çok olduğu için tabii memlekette at izi it izine karışmış vaziyette. Dolayısıyla biraz parası pulu olanların sesi de yüksek çıkıyor. Onlar daha fazla adalet, hukuk, kaide, kural takmıyorlar. Karşısındaki düzenleme yapan, denetim yapan, kaide, kural koyanlar da paralı pullu adamı gördüğü zaman bunun nüfuzu vardır. İçeride de, yukarıda da, sağda da, solda da tanıdığı vardır diye genellikle de geri adım atıyorlar. Onlar da çekiniyorlar yani. Tabii çekiniyorlar. Bu uçakta da öyle, her tarafta da. Ama havacılıkta iş biraz farklı. Çünkü havacılık yani sadece Türkiye şartlarında ele alacağınız bir konu değil. Tamam, senin ülkende böyle olabilir. Sonradan görme müteahhitler çıkmıştır. Uçağı vardır. Arada bir de tarifeli uçağa binmiştir. Siniri atmıştır. Adamın 10 fabrikası vardır ama aklına uçak almak gelmemiştir. İşte tarifeli de bu hale düşüyordur. Bir de işin tersi de var. Senin hava yollarında yönetim ve mantalite olarak uluslararası standartlarda kafayı oturtmuş olamayabilir. Yani TH2'de bir uçak tipi değiştirirse adam business class'ta koltuk alıp da uçağa bindiğinde ekonomiye göndermişlerse veyahut da exit'i parayla satmış adama uçağa bindiğinde exit diye bir şey yok. Adam bambaşka yerde oturuyor, parasını da ödemiş ve o krizi de yönetemezse yani bu havacılıkta yolcuları çıldırtan olaylar zaten hem Uluslararası Sivil Havacılık Örgütü'nün hem de Uluslararası Hava Taşımacılığı Birliği'nin çalışmalarında çok ciddi anlamda yansımış durumda. Mesela çok alkol alan yolcular mümkünse diye uçağa binmeden önce tedbirinizi alın. Bunlar havada tantana sıkıntı çıkaracak belli. İkincisi işte ilaç alanlar, biraz stresli olanlar veyahut da adam uçağını kaçırmışsa başka bir yere bağlantılı yetişecekse veya sıkıntılı şu bu gelmişse eğer havalimanına marifet havayolu yetkililerinin veyahut da havalimanı yetkililerine de bu görev düşüyor. Çünkü biz burada uçağı tartışıyoruz ama bu dilenç tak tatlı ses daha önce havalimanındaki yetkililere de sataşmıştı durup dururken. Onlara da hakaret etmişti. Neticede oradakiler de görevli. Görevini yapmaya çalışıyor ama biz de dedim ya iş bir ucu biraz fazla kaçtığı için işte hak etmediği yere adamı koyarsan havalimanında o da gelen adama ilk şeyi postayı koyan. Şimdi yolcunun da haklı olduğu yerler var. Hava yolunun da, havalimanındaki şirketlerin de haklı olduğu yerler var. Bunları IQ genellikle 4 tane kritik madde yapmış. Yani hangi seviyede yolcular şey yaparsa bunu unruly dedikleri asi, itaatsiz veyahut da kuralsız yolcu sayabiliriz diye. İşte bunlardan en önemlisini başına şeyi koyuyorlar. İşte alkollü gelmek uçağa. Kendi alkolünü uçakta tüketmek, işte hava uçağın içinde kabin personelinin ikazlarına, uyarılarına riayet etmemek. Bunlarda da en fazla başı özellikle de el bagajları çekiyor. Yani adam
ya el bagajını yukarıdaki baş dolabına koymuyordur veya önündeyse ön koltuğun altına itmiyordur. Bunlar çünkü önemli hususlardır. Eğer uçağın kalkış ve iniş esnasında ani bir hareket olursa o bagajlar yerinden fırlayabilir, başkasına çarpabilir. Yani sıkıntı yaratabilir. Yani durup dururken kabin personelleri iniş öncesi veyahut da kalkış öncesi uçağı son bir kez kontrol edip bu anlamda yolcuları onun için uyarıyorlar. Yani durup dururken uyarmıyorlar bagaj için. Yani el bagajı konusu çok şey oluyor. İkincisi yandaki yolcuyla çok tartışanlar söz konusu oluyor. Kimisi kol çap konusunda kolunu koydun koymadın veyahut da işte ön koltukta oturanın arkasına ayaklarını dayayanlar oluyor. Veyahut da öndeki masayı çok sert çarpan, açıp kapatan falan gibi. Bu tarz şeylerden dolayı uçağın içinde bunlar kategorize etmişler tartışma ama bir yere kadar yani geldi kabin personeli uyardı. Siz uyduysanız biraz da tartışsan hadi biraz asi de bir yerden sonra uçuş güvenliğini tehlikeye attığınız için... Ne oluyor için... sonra? Sonra ne oluyor Güntay Şimşek? Mesela geldi uyardı. Yolcu artık bütün uyarıları aştı. Uyarıların üstüne daha fazla gidiyor, sesini yükseltiyor. Ondan sonraki prosedür nedir? Şimdi bu şeyine göre o yolcunun pozisyonuna, yani diyelim ki bir alkollü yolcu, siz kontrol edemiyorsunuz, sıkıntı çıkıyor. Geldi işte iki kabin görüntüsü, bazı şeylerde fotoğraflarda görmüşsünüzdür. Uçağı bantlamışlar, ellerini bağlamışlar falan öyle zapt edebilmişler. Bir böyle durum var yurt dışında yansıdığı gibi. Yani gelip eğer şey yapabiliyorsanız adam kendinde değil, alkollü veya ilaç almış veya uçuş korkusu var veyahut da kapalı mekan fobisi şu bu var. Bunu geldim bu şekilde şey yaptım. Yahut da işte dedim ya farklı bir rahatsızlığı var. O uçakta nüksetti ve etrafa başladı saldırmaya, hakaret etmeye falan. İşte burada duruma göre bazı şeyler hava yollarında kabin personeli müdahale ediyor. Bazılarında uçuş güvenlik görevlisi var. Hadi bağlıyorlar. Çok olmadı. Uçak en yakın meydana acil iniş yapıyor. İnmeden önce de oradaki meydan otoritesi, güvenlik görevlileri uyarılıyor. Gelip vatandaş uçaktan derdest edinip alınıp hukuki işlem yapılıyor. Yani güvenlik güçlerine teslim ediliyor. Ve bu durumda da uçağın rotasından çıkıp yani normal güzergahına devam ederken farklı bir havalimanına indiği için orada yaşanacaklar, havayolu açısından söylüyorum, kayıplar. Yani bir havalimanına iniyor, ekstra bir iniş kalkış parası, yakıt parası, rotasından ayrılma, gecikme neyse bunun onlar, faturası vatandaşa. Onları ödüyor mu o vatandaş? Bunları vatandaşa, bu sorunu çıkarana ödettiriyorlar. Bunlara yapıyor. Ama mesela Amerika'da 2 yıl önce bu şey uçuş güvenliğini tehlikeye atanlar için çok daha acil bir şey çıkardılar, mevzuat. Uçakta böyle bir şey yaşandığı zaman kalkış esnasında veya uçuşa hazırlık esnasında anında gelip polis müdahale ediyor, hiç sorgusuz sualsiz hemen götürüyor. Bizde ne oldu dikkat ederseniz 10 tane fabrikası olan arkadaşı önce her türlü hakareti yağdırıyor ediyor, sonra polis geliyor, polis de ikna etmeye çalışıyor. Amerika'da böyle bir şey olsa zaten bu kadar uzun süreli şeye hakaret etmesine fırsat vermezler. Amerikalılar bu meseleleri herhalde 11 Eylül'den sonra çok daha yükselttiler, öyle değil mi? Hem şey şimdi şöyle düşünün, 11 Eylül'den önce de dünya havacılığının, sihir havacılığının %40-45'ine yakını Kuzey Amerika'da cereyan ettiği için bütün önemli havacılıkla ilgili kararlar, keşifler, gelişmeler, hem hukuk anlamda düzenlemeler hep Kuzey Amerika, Amerika'dan çıkıyor. Ama o 11 Eylül olayı da dediğin gibi işe bambaşka boyut kazandırdı. Güvenlik anlamında, uçaktaki yolcuların hal ve hareketlerine karşı verilecek tepki anlamında yeni kaide ve kurallar beraberinde getirdi. Yani Amerika şu an orada böyle bir şey yapsanız hemen müdahale ediliyor. Bir de geçen yıl bu bahsettiğim, yani uçağı rotasından alıkoyduğu için kesilen cezalardan bahsetmiyorum. Sadece uçakla taşkınlı sıkıntı yaptıkları için yolculara mesela 8 milyon doların üzerinde para cezası kesilmişti. Bu böyle hafif tarzdaki tartışmalar için bahsediyorum. Anladım. Bizde dikkat edersen mesela bu Dilan Çıtak'la tartışan veyahut da onun tartıştığı kabin personelini de gelip güvenlik görevlileri götürüyor veyahut da beraber gidiyorlar. Çünkü o da şikayetçi konumda.
Halen daha bizim ülkemizde uçuş güvenliği anlamında uçaktaki bu tartışmalara yönelik bir sağlam bir şey yok, düzenleme yok. Bir prosedür yok mu? Yani uyulması gereken bir kurallar silsilesi, en sonunda iş yasaya kadar gidecek bir prosedürümüz yok mu bizim? İşte tam anlamıyla yok. Yani biraz daha uçuş güvenliğini veyahut da uçuşa, havacılığa yönelik tedbirleri alacak bir düzenlememiz. Bu da genellikle IQ dediğim Uluslararası Sivil Havacılık Örgütü'nün önerdiği, tavsiye ettiği kurallar var. Mesela Tokyo Sözleşmesi var. Yine IQ'nun Annex 17 var. Ekleri. Bu tamamen uçuşta yolcuların çıkardığı sorunlar. Yani kuralsız yolculara yönelik alınan tedbirleri altı çiziliyor. Orada mesela yanılmıyorsam Tokyo Sözleşmesi'nde alınan kararda deniyor ki uçağın birinci derecede amiri, otoritesi, kaptan, pilot. Eğer uçuşta bir sıkıntı, güvenlikle ilgili bir sorun yaşatan yolcu varsa bunu da eğer şeye bildiriliyorsa güvenlik görevlerine, güvenlik görevleri gelip kabin memurunu veyahut da kabin abirini, kaptanı, ikinci pilotu herhangi birini sorduya suala çekmeden yolcuyu alıp götürüp uçuş güvenliğini tehlikeye attığı için işlem yapar. Bir böyle düzenleme var. Bir de IQ yine diyor ki ya bu yolcular çıldırıyor ama bazen bunlar bir de siz havayolu ve havalimanı şirketleri olarak siz çıldırtıyorsunuz. Dolayısıyla bunun kök sebeplerine gitmek lazım. Anladım, anladım. Bir bütün olarak mesele neden kaynaklanıyor, niçin oluyor, tepki gösteren insanlar niçin tepki gösteriyor ve işin diğer tarafı bu kadar agresif davranan yolculara karşı bizim en sonunda tam olarak yaptırımları belirlenmiş bir silsilemiz, bir kurallar, kanunlar silsilemiz henüz tam olarak yok diyorsunuz. Anladım. Çok çok teşekkürler. Son eklemek istediğiniz bir şey varsa alayım. Tabii mesela diyelim ki Türk Hava Yolları bir yolcuyu, mesela siz uçtunuz, bir tartışma yaşadınız, sizi kuralsız yolcu ilan etti. Evet. Siz de doğal olarak hakkınızı arayacaksınız. Diyeceksiniz neye göre beni kuralsız yolcuya ilan etti? Doğru. Onun için bizim Sivil Havacılık Otoritesi'nin, yani biraz daha kapsaydı, bu Çin'de, Hindistan'da yaptılar. Yani bu tarz kararları genellikle Sivil Havacılık Otoriteleri alıyor. Peki. Dolayısıyla buraya daha sıkı ve samimi yaklaşmak gerekiyor. Peki Güntay Şimşek, çok çok teşekkürler. Bugün ayrıca Airport günü, onu da hatırlatmış olalım. Çok çok teşekkürler. Kolay gelsin. İyi yayınlar diliyorum. Sağ olun. Çok teşekkürler.